Merhabalar. Dün biz bu videoyu çekmiştik fakat ortamın sesinden dolayı iyi bir çekim olamamıştı. Bugün tekrar çekimimizi yaparız. Tekrar Akif Bey'le beraberiz. Akif Bey merhabalar. Merhabalar. Akif Bey benim gibi özel gereksinimi olan bir evlat sahibi. Akif Bey öncelikle izleyicilerimizin sizi tanıması için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Mehmet Akif Sarat'ta 3 yaşında bir otizmli evladım var. Evet. Yani kendim de muhasebe işiyle uğraşıyordum. Evet. Ticaret hayatım vardı. Evet. Yani şu anda çok da koşturamıyorum işlere, güçlere ama çocuğumla alakalıyım. Evet. Yani şu anda tüm yaşantımız Mete'nin peşinde geçiyor. Akif Hocam peki bu sürecin oğlunuzun otizmli olduğu günden itibaren bu sürecin sizin için neler kattığını veya nasıl etkilediğini nasıl anlatırsınız? İstediğimiz anda tabii bir şok geçirdik. Yani biz de öncelikle bilmiyoruz otizm nedir, ne evet. değildir. Yani süratle hemen bu işlerin içine girdik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, evet. nasıl bir rahatsızlıktır bu, hastalık evet. mıdır, değil midir? Yani bunları önce bir yokladık, araştırdık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Ondan sonra yola koyulduk açıkçası. Mete nasıl bir çocuk? Size nasıl bir babalık hissi veriyor? Nasıl? Vallahi Mete öncelikle çok hareketli bir çocuk. Kontrolü evet. zor bir çocuk. Yani şu anda bununla uğraşıyoruz açıkçası. Yani biraz kontrol altına girsin diye. Evet. Çok hareketli. Yani her yere koşturuyor, ediyor. Yani şu anda Mete ile hani bir yere gitmek büyük problem bizim için. Hala eğitimlerde. Yani eğitimlerle tabii ki belli bir noktaya geldi ama evet. bizle alakalı yani henüz daha tamamlayamadığımız işlemler var yani hala evet. da. Peki. Otizmli bir çocuk babası olan babalara nasıl bir şey tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Yani öncelikle bir kabullenmek önemli bu işi. Çocuğun durumunu kabullenecekler. Sonrasında ne yapması gerektiğine bakacaklar. Evet. Doktor kontrolleri olsun, eğitimler olsun. Çocuklar için en doğru yol hangisi ona yani kendileri bakacaklar, karar verecekler. Evet. Burada hani çok önemli bir nokta. Evet. Doğru eğitim, doğru kurum. Evet. Bunlar önemli. Peki siz Mete'nin eğitiminde en etkin şu oldu dediğiniz bir yöntem var mı? Yaşam liderliği çok etkili oldu. Evet. Yani daha önce hani seanslık eğitimlere de gittik. Hani duyu terapi, özel eğitim, işte konuşma terapileri. Ama yaşam liderliği çok etkin oldu Mete'nin üstünde ve çok yol kat etti açıkçası. Evet. Doğru bir liderle karşılaşırsak. Tabii doğru bir lider önemli orada. Evet. Yani, karakteri olsun, çocuğa bakış açısı. Yani karşılıklı doğru insanlar olması lazım. Evet. Çocuğun karakterini yakışan, duyan. Evet. Çünkü yaşam liderlerinden örnek alarak. Tabii ki. Bu otizmli çocuklar hakkında toplumun yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Yani toplum henüz daha bu işi kavrayamamış benim gördüğümde. Yani bu tarz çocuklara parklarda olsun, marketlerde, restoranlarda yani böyle kötü gözden bakıyorlar. Evet. Ben bunları çok yaşadım, gözlemledim. Ama aksi tarzda iyi davranan, bunları tolere edebilen, bize hayatı güzel kılabilen insanlar da var. Tabii ki var yani ben hani genellemiyorum. Evet. Genellemiyorum işi ama tamamen hani bir şey olması lazım yani bakış açılarını bir sistem yani, olması lazım bir aslında. Sistem olur. Bakış açılarını değiştirmeleri lazım bu tarz insanların diyeyim yani genelde diyeyim ama çünkü bu yani çok kötü bir duruma giriyor yani orada biz baba olarak anne olarak bakışların hepsi rahatsız ediyor açıkçası evet. yani çok rahatsız edici. Aslında acıyarak veya işte sinirlenerek bakmak yerine
eğer yardıma dokunmayacaksa kişinin tepkisiz kalması, hiç yokmuş, böyle bir şeyler olmuyormuş gibi davranması daha isabetli olacak. Bizim için daha iyi olur. Evet, evet. Sonuçta çünkü yarın öbür gün yani kendisinin de başına gelmeyeceğinin bir garantisi yok yani. Evet. Ben bir çocuğu olur, yeğeni, evet. Yarın öbür gün torunu, evet. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Yani illa ki karşılaşabilir çünkü artık çoğalarak artıyor yani. Evet. Bu şeyde. Evet. Peki, Arkif Bey, otizmli anne, otizmli çocuk anne babalarına son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var. Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, biraz önce de bahsetmiştim. Öncelikle kabullenmek bu işin çok önemli bir noktası. Kabullükten sonra hiçbir şey yapamaz. Yani benim çocuğum aslında konuşuyor. Öyle değil de, şöyle de işte, bunu yapıyor, onu yapıyor. Bu işleri bir an önce aşmaları lazım. Hemen olayı kabullenip doğru bir eğitim anlayışına yönlendirmeleri lazım kendilerine. Evet. Bir de şu var değil mi hocam, dün benim başıma geldi, birisiyle uzun süredir görüşmediğim birisiyle konuşuyordum, Ahmet'i sordu. Ben de Ahmet'in çok iyi olduğunu, çok güzel geçtiğini, birçok şeyi açtığımızı söyledim. Fakat Ahmet o sırada öyle bir çığlık atıp, öyle bir bağırıyordu ki, sanki böyle ben hayal dünyasında bir anne uyduruyorum bir şeyler gibi oldu. Aslında çocuklarımız iyi de gitse, kötü de gitse bizim çocuklarımız. Sonu yok bu işin. Evet. Onu bir kere yani bilmeleri lazım. Evet. Yani iyi yani gider sürecin içerisinde de yani. Zorluklar olabilir. Tabii ki, tabii ki. İyi gider sürecin içerisinde de istemediğimiz davranış tarzlarıyla karşılaşabiliriz. Bu aldığımız eğitimlerin kalitesiz olduğunu veya yapılan işlerin sonuçsuz olduğunu değil, bu insan olmanın bir gereği olduğunu, yani çünkü normal gelişimi gösteren insanlar da zaman zaman her daim aynı davranış şeklini gösteremeyebiliyorlar sinirlendiklerinde, yorulduklarında, acıktıklarında vesaire. Bu da olayın bir başka yönü değil mi? Değişkenlik gösteriyor. Çocukların durumu yani anlık değişiyor dediğimiz gibi. Evet. Yani dediğim gibi kabullensinler. Evet. Doğru bir eğitim anlayışını devam etsinler. Dikkat etsinler. Çok önemli. Eğitim olayı çok %90 kritik bir nokta. Evet. Burada. Evet. Doğru yer önemli onun için. Evet. Evet. Peki Akif hocam. Akif Bey çok teşekkürler. Güzel ben bir muhabbeti. İnşallah evladınızla, yeni bir evladınız oldu. Evet. Evlatlarınızla inşallah hayırlı, sağlıklı, nice güzel günler yaşarsınız. Çok sağ olun. Hoşça kalın.